bir ayetin sonundaki bir cümle olabilir, birçok ayetin bir özeti olabilir, hatta bazılarına göre bir surenin bir özeti olabilir. Fezleke kelimesi diyorlar alimlerimiz, fezelike'den türetilmiş bir kelimedir. Fezelike, fe takibi ifade eder. Öyleyse o halde zelike budur. Madem ki 2 artı 2 o halde 4. İşte bu fe o halde ifade eder. Zalike de o yeküne bakar. Fakat bunu görebildiğim kadarıyla müfessirler içerisinde ilk defa bunu kullanan Zemakşeri'dir. Artık fezleke olmuştur. Fezalike değil, fezleke olarak kullanmış. Bazıları mastar olarak kullanmışlardır. Bazıları fiil olarak sadece kullanmışlardır. Firuz Abadi büyük bir müfessirdir. Aynı zamanda büyük bir dil uzmanıdır. El Kamusul Muhit adlı eserinde fezleketün sözcüğünü kullanmamakla beraber fiil olarak fezlekeyi kullanmış ve fezleke hisabehu, yani birisi fezleke hisabehu derse bunun manası feraga minhu, hesabını bitirdi, hesabın sonuna geldi manasında kullanılmıştır. Fezleke fiilinin nasıl türetildiğine işaret etmek üzere de şunları söylemiştir. Fezleke yaptığı hesabın özetini çıkarıp yekununu alan kimsenin fezalike keza ve keza şeklindeki ifadesinden türetilmiştir diyor. İşte bu böyle böyle böyledir. Demek ki Cenab-ı Hak da başta ayetlerde söylediği birçok şeyler vardır. Onları insanın zihnine nakşetmek için, özetlemek için fezleke denilen bazı cümleleri, bazı kelimeleri kullanıyor ki onlar tamamen mana itibariyle o ayette geçen mesajı kapsamaktadır. Örneğin yine Üstad mesela diyor, hani Kur'an-ı Kerim'in her bir özellikle uzun sureleri bir nevi Kur'an gibidir. Muhtevasını ihtiva ediyor, içine alıyor. Çünkü herkes her zaman bütün Kur'an'ı okuyamıyor. Cenab-ı Hak lütfuyla öyle yapmış ki insan Kur'an'ın neresini okursa özellikle makasıda erbaa dediğimiz iman esaslarıyla alakalı olan hususları görecektir. Buna benzer bir yönü de sanki fezlekelerde görünüyor. Cenab-ı Hak yine herkes hani bütün o mesajı birden anlamayabilir ama şeyin sonunda özellikle isimlerle ilgili Allah hakimdir, alimdir dediği zaman demek burada söylenen şeyler gerçekten hikmetlidir ve ilimle alakalıdır. Kur'an-ı Kerim zaten Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını yansıtan bir kitaptır. Onun için Abdullah İbni Mesud der ki, ben Kur'an'ı okuduğum zaman diyor, Kur'an'ın içinde Allah'ı görüyorum diyor. Allah'ın isim ve sıfatları vardır çünkü. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu manada fezlekeler hakikaten Kur'an'ın harika bir özelliği ve icaz itibariyle bir i'cazıdır. Üstadımız diyor, وَمَا الْاِعْجَازُ الظَّاهِرُ اِلَّا نَفْسُ النَّصْمِ. Kur'an-ı Kerim'in en büyük i'cazı nazm-ı manidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in belagatından sonra en büyük i'caz parıltısı da icazıdır ve ciz konuşmasıdır. Bu fezlekeler de bu tarza bir icazı da ve ciz çok az bir kelime ile çok manaları ifade etmek suretiyle Allah'ın kelamı olduğunu gösteriyor.